İlk olarak Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecinden biraz bahsedelim. Sevgili arkadaşlar Türkler 751 yılında yapılacak olan Talas Savaşı sonucunda kitleler halinde Müslümanlığı kabul etmeye başlayacaklar. Talas Savaşı Çin ile Müslüman olan Araplar yani Abbasiler arasında gerçekleşmiştir. Peki Abbasiler ile Çin neden mücadele ediyor? Çünkü iki devlette de Orta Asya'ya egemen olmak amacıyla birbirleriyle mücadele ediyor. 751 yılında yapılacak Talas Savaşı'nda önemli bir Türk boyu olan Karluklar, Arapların yanında yer almıştır. O dönemin şartlarına baktığımızda Çin oldukça güçlü bir devletti. Abbasileri yenmesi muhtemeldi. Ancak bu savaşta Türk boyu olan Karluklar Arapların yanında yer aldığını açıklayınca haliyle Çin'e karşı mücadele edecekler ve bu mücadeleyi kazanacaklar. Talas Savaşı'nı Müslüman Arapların kazanması ile birlikte Orta Asya'da yaşanacak olan Çin tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Ayrıca bu savaş sonucunda Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlayacak. Talas Savaşı'nın en önemli kültürel sonuçların başında ise kağıdın Çin dışında artık üretilmeye başlamasıdır. Çin çok eski bir uygarlıktı ve birçok yeniliğin altına imza atmıştır. Bu yeniliklerden biri de kağıt. Talas Savaşı ile birlikte Abbasiler kağıdı öğrenecek, böylece Müslüman dünyası kağıdı öğrenmiş oldu. Abbasiler Çinlilerden öğrenmiş olduğu kağıdı alarak ülkelerine götürecekler. Böylece Müslüman dünyası da kendi ülkesinde kağıt üretmeye başlayacak. Müslüman dünyasından da daha sonra Haçlı seferleriyle birlikte kağıt Avrupa'ya taşınacak ve böylece Avrupa'daki kültürel gelişmelerde artmaya başlayacak. O halde Tala Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda kağıdın Çin dışında da üretilmeye başlanması kültürel alanda çalışmalar yapıldığının bir kanıtıdır. Çin tehlikesinin ortadan kalkması siyasi, İslamiyet'in Türkler arasında yayılmaya başlaması ise dini sonucudur. Sevgili arkadaşlar Talas Savaşı'nın sonucu çok önemlidir. O yüzden bu kısmı oldukça dikkat edin. Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreciyle alakalı ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Hatırlıyorsanız Emeviler döneminde Türkler Müslümanlığı kabul etmemişlerdi. Hatta ön yargılı yaklaşıyorlardı. Bunun sebebi ise Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı kötü davranmalarıydı. Mevali politikalarını uygulamalarıydı. O halde Emeviler döneminde Türkler Müslümanlığı kabul etmemiş. Ancak Abbasiler dönemine geldiğimizde ise Türklere karşı olumlu yaklaşılmaya başlanmış. Türklere hem siyasi hem de askeri önemli görevlerde yer vermişlerdir. O Emeviler döneminde Türkler Müslümanlığa karşı ön Ancak Abbasiler döneminde ise artık Müslümanlığı benimsemeye başlayacaklar. Talas Savaşı'ndan sonra ise kitleler halinde Müslüman olacaklar. Şimdi de Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecinde Türklerin eski inancı ile İslamiyet arasındaki bazı benzerliklerden bahsetmek istiyorum. Örneğin tek tanrı inancı. İlk Türk devletlerinde de tek tanrılı inanç vardı. Gök Tanrı'ya inanırlardı. İlk Türk devletlerindeki Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'teki Allah inancı birbirine benziyor. Mesela o dönemde Yunanistan gibi birçok devlette çok tanrılı dine inanılıyordu. İşte Güneş Tanrısı yok, Ay Tanrısı, Hava Tanrısı, Aşk Tanrısı yok, Eşek Tanrısı, At Tanrısı gibi saçma salak bir sürü Tanrı'ya inanıyorlardı. Ancak Türklerde ve Müslümanlarda tek Tanrı inancı var. Bunun yanı sıra Türklerdeki ve Müslümanlardaki temizlik anlayışı ve ahlak anlayışı da birbirine benzemesi Türklerin Müslümanlığı kabul etmesine rol oynayacak. İlk Türk devletlerindeki insanlarımız temizliğe oldukça önem gösterirdi. Ayrıca ahlaki anlayışları da oldukça gelişmişti. Bir diğer önemli neden ise cennet ve cehennem anlayışı. Bu Türklerde de vardı, Müslümanlarda da vardı. Yani yapılan her bir iyiliğin iyi bir karşılığı olacağı, yapılacak her bir kötülüğün ise kötü bir karşılığı olacağı inancı vardı. Bunlara cennet ve cehennem anlayışları diyoruz. Ayrıca Müslümanlıktaki cihat anlayışı ile Türklerdeki cihan anlayışı birbirine benzemekteydi. Türklerdeki cihan anlayışı dünyaya hükümetme anlayışıdır. Cihan demek zaten dünya demektir. Bütün dünyayı ele geçirip yönetmek gibi bir anlayıştan bahsedebiliriz. Ancak ele geçirdiğimiz tüm bu topraklarda hoşgörü ve adalet politikasını uygulayarak. Aynı şekilde Müslümanlıkta da cihat anlayışı vardı. Burada da Müslümanlığı yaymak istiyoruz. Olabildiğince fazla toprağa Müslümanlığı yaymak istiyoruz. Ancak tüm bunları yaparken hoşgörü ve adaletli davranıyoruz kimseye zorlamadan. Son olarak da Abbasilerin uygulamış olduğu hoşgörü politikası da Müslümanlığı seçmemize büyük bir rol oynayacak. Tüm bu kriterler bir araya geldiğinde Türkler arasında Müslümanlık oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi de ilk Türk İslam devletlerini inceleyelim. İlk devletimizin ismi Karahanlılar. Karanlar, Karluk, Yama ve Çil Türklerin bir araya gelmesiyle birlikte Türkistan topraklarında güçlü bir devlet olarak kurulmuşlardır. Bu devletin en temel özelliği ise ilk Müslüman Türk olma özelliğine sahip olmasıdır. O halde ilk Müslüman Türk devletimiz kimmiş? Karahanlılarmış. Bu özelliğiyle birlikte Türk İslam tarihini başlatan devlettir. İlk Türk devleti Asyon devleti yani Büyükun devletidir. İlk Müslüman Türk devleti ise Karahanlılardır bunu da unutmuyoruz. Karanlılar Satuk Buğrahan döneminde ise İslamiyet'i kabul ettiler. Arkadaşlar Karanlıların kurulmasında rol oynayan 3 tane önemli boy vardı. Neydi onlar? Birincisi Karluk. İkincisi Çil. Üçüncüsü ise Yağma. Bu 3 tane boy bir araya gelerek Karanlıları oluşturmuşlardı. Bu boylardan Karlukların da çok önemli bir özelliği var. Bu boyun en önemli özelliği ilk Müslüman Türk boy olmasıdır. İlk Müslüman Türk devleti Karanlılar, ilk Müslüman Türk boyu ise Karluklarmış. Bu devletin en parlak ve en güçlü dönemi ise Yusuf Kadir Han dönemidir. Bu dönemde devletin toprakları inanılmaz bir şekilde gelişmeye ve güçlenmeye başlayacak. Ayrıca Karanlılar yazıda da Türk alfabesini kullanmaya devam edecekler. Uygur alfabesini kullanıyorlar. Bu özellikleri birlikte milli olduklarını da söyleyebiliriz. Milli olmaya oldukça önem veriyorlar. Bakın Müslümanlığı kabul ettiler ancak milli benliklerinden asla ödün vermediler. Eski geleneklerini, göreneklerini, adetlerini devam ettirdiler. Bu yönüyle Karahanlılar milli yani ulusal bir devlet olma özelliğine sahiptir. Ayrıca Karahanlılar Türk İslam tarihindeki ilk medreseyi kuracak. Medreseler günümüzdeki üniversitelerin karşılığı olarak sayabiliriz. O dönemki medreselerde çok üstün seviyede eğitim verilirdi. Dolayısıyla medreselerin kurulması da eğitime önem verildiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca Türk İslam tarihindeki ilk kervansaraylar da bu dönemde kurulmuştur. Kervansarayları da kurması e, Karanlıların ticarete önem verdiğinin bir kanıtıdır. Peki neydi bu kervansaraylar onu da hatırlayalım. Diyelim ki burası bir ticaret yolu olsun. Bu da bir tüccar. Kervanını aldı. Hiç benzemedi ata ama. Kervanını aldı ve Varış noktası da burası. Çin'e kadar gitmesi gerekiyor. Şimdi bakın çok uzun bir yol ve buraları kervanlarıyla gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla günlerce, haftalarca, belki de aylarca sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. E ne bu kadar uzun bir yolu gitmesi mümkün değil. Dinlenmeden gitmesi mümkün değil. O yüzden yol güzergahları üzerlerine bazı dinlenme merkezleri yapmışlar. Konaklama merkezleri. Biz bu konaklama merkezlerine kervansaray diyoruz. Atıyorum bu adam geldi işte bir, bir gün yol aldı ve buraya geldi ve burada kaldı. Üç gün burada yeme içmesi bedava. Ama üç günden sonra tabii ki para alıyorlar. Ardından bir sonraki durağa gidebilir. Bir sonraki durağa bir sonraki durağa derken varış noktasına gidebilir. Kervansaraylar ekonominin güçlenmesinde, ticaretin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. O yüzden bunu da unutmayalım. Son olarak da Karahanlılar ilk Türk eserlerini ortaya koymuşlardır. Mesela Kutat Kubilik ya da Divan Lügatı Türk. Kutas Kuvvilik Yusuf Hasacip tarafından yazılmıştır. Mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Divan Lügat Türk ise Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Bir nevi Türkçe sözlük olarak düşünebilirsiniz. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmış bir eserdir. Peki bu dönemde yalnızca bu iki eser mi var? Hayır bunun dışında Atabetül Hakayık'ta var. Divan Hikmet gibi birçok eser bu dönemde birçok eser kaleme alınmıştır. Karanlılar ve özellikleri bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, ikinci Türk İslam devletimiz ise Gazeniler. Gaznelilerin en önemli ve en güçlü hükümdarı Gaznemi Mahmut'tur. Gaznemi Mahmut'un en önemli seferi ise Hindistan'a yaptığı seferlerdir. Gaznemi Mahmut Hindistan'a birçok sefer yapacak ve bu seferler sonucunda birçok ekonomik ganimet getirecek ve aynı zamanda Hindistan'da Müslümanlığın yayılmasını da sağlıyor. Ayrıca bu dönemde Abbasi halifesini Şiilerin baskısından kurtarıyor. O dönemde Şii mezhebine sahip olan Büveyhoğulları vardı. Abbasileri baskı altında tutuyordu. Gazeni Mahmut da onlara karşı sefer düzenleyerek Abbasi halifesinin baskıdan kurtarmıştır. Gazeni Mahmut'un halife için yapmış olduğu bu hizmetten ötürü Gazeni Mahmut'a sultan unvanı verildi. Bizzat Abbasi halifesi tarafından Gazeli Mahmut'a sultan unvanı verilmiştir. Ve Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanan hükümdar Gazeni Mahmut'tur. Ayrıca Gazneliler resmi dili olarak da Arapçayı kullandılar. Bakın az önce Karahanlıları işledik. Karahanlılar resmi dili olarak Türkçeyi kullanmışlardı. Türk kültüründen ve Türkçeden asla ödün vermiyorlardı. Ancak Gaznelilere baktığımızda Arapçayı resmi dil olarak kullanıyorlar. Çünkü Gaznelilerin şöyle bir özelliği vardı. Halkının büyük bir çoğunluğunu Afganlar, Hintliler, Farslılar oluşturuyordu. O yüzden Arapça ve Farsça bu dönemde etkili olmaya başlamıştır. Son olarak da Sultan Mesut dönemine baktığımızda Selçuklu gibi güçlü bir devlet ile Dandanakan Savaşı yapılacak ve bu savaşı kaybettikleri için de Gazneliler yıkılma sürecine giriyor. Bakın arkadaşlar Selçuklular da bir Türk devleti, Gazneliler de bir Türk devleti. İkisi de güç mücadelesi içerisine girecek ve iki devlet arasında Dandanakan Savaşı yapılacak. Bu savaşı Selçukluların kazanmasıyla birlikte Gazeniler yıkılma sürecine gelecek ve kısa bir süre sonra da yok olup gidecek. Yani Dandanakan Savaşı Selçuklar gibi bir devletin kurulmasını sağlarken Gazeniler gibi bir devletin de yıkılma sürecine girmesini sağlamıştır. Sevgili arkadaşlar bu konuyla alakalı çok önemli bir nokta var. o, o noktayı da size hatırlatmak istiyorum. Sultan Mahmut dönemine baktığımızda o dönemde Abbasi halifesi adına para bastırıyor. Ayrıca Abbasi halifesi adına hutbede okutuyor. Sultan Mahmut'un yapmış olduğu bu adım İslam dünyasının liderliğini ve koruyuculuğunu üstlendiğinin kanıtıdır. Yani biz bu dönemde Abbasileri Şiilerin baskısından kurtararak, onların adına para bastırıp ve hutbe okutarak İslamiyet'in koruculuğunu üstlenmiş olduk. Ancak Gaznelilerin kısa sürede yıkılmasını sebebi halkının çoğunluğunu Türk olmayan unsurlardan oluşması. Farslar var, Araplar var, işte ne bileyim Hintliler var, Afganlar var. Birçok milletin bir arada olmasından ötürü, Türklerin azınlıkta olmasından ötürü böyle bir sonun e, kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Gazneliler de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar ilk Türk İslam devletlerimizin sonuncusu ise Büyük Selçuklu Devleti olacak. Büyük Selçuklu Devleti Gazeliler ile yapmış olduğu Dandanakan Savaşı'nın kazanılması ile birlikte Tuğrul Bey tarafından e, Horasan dolaylarında kurulacak. Tuğrul Bey Dandanakan Savaşı'nın kazanılmasının hemen ardından Nişabur'da kendi adına hutbe okutacak ve böylece bağımsızlığını ilan edip Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuş oldu. Arkadaşlar şimdi de Selçukluların yapmış olduğu fetihlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi o dönem Anadolu'suna genel olarak baktığımızda Bizans hakimiyetini görüyoruz. Yani o dönemde Anadolu topraklarının tamamı Bizans hakimiyeti altındaydı. Ve Selçuklular ilk olarak Erzurum dolaylarında bulunan Pasinere saldıracak. Pasinler ulusuna girecek. 1048 tarihinde yapılacak olan savaşı Selçuklular kazanacak. Bu savaşta Bizans ağır bir yenilgiye uğratacak. Ve Selçukların bir sonraki durağı ise Muş'un Malazgirt Ovası'nda olan bölgeye gidecek. Ve 1071 tarihinde ise Malazgirt Savaşı yaşanacak. Bizans ile Selçuklar arasında Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşı Selçuklar kazanacak. Bu savaşın kazanılmasıyla birlikte Anadolu'nun kapıları artık Türklere açılacak. Türkler bu savaşın ardından kitleler halinde Anadolu'ya girmeye başlıyor. Anadolu'da Türk tarihinin başlangıcı Malazgirt Savaşı'dır diyebiliriz. Malazgirt Savaşı'nın ardından bir sonraki durak ise Denizli-Isparta dolaylarında bulunan Miryaka Kafalondur ve burada da Selçuklar ile Bizans arasında savaş yapılacak. Ne zaman? 1176 tarihinde. Bu savaşı da Selçuklar kazanacak. Bu savaşın kazanılması ile birlikte artık Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kabul edilecek. Avrupalı devletler dahi Anadolu'dan Türklerin yurdu diye bahsetmeye bu savaştan sonra başlayacak. Tüm bu yapılan seferler ile birlikte Anadolu'daki Selçuklu hakimiyeti gelişmeye başladı. Bu dönemde Turul Bey de Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından yani Şiilerin baskısından kurtaracak. Aynı Gazneli Mahmut'un yaptığı gibi Turul Bey de Abbasi halifesini baskı altından kurtarıyor. Turul Bey'in Abbasi halifesi için yapmış olduğu bu hizmetten ötürü Abbas halifesi ona Doğu'nun ve Batı'nın e, sultanı unvanını verecek. Yani Türkler bu dönemde de İslamiyet'in koruculuğunu üstleniyorlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi ise Melikşah Dönemi'dir. Bu dönemde ülke toprakları devasa bir şekilde gelişmiştir onu da unutmayacağız. Ancak Melikşah'ın ölümünün ardından ülkede Fetret Dönemi başlayacak. Melikşah'ın çocukları arasında taht kavgaları yaşanıyor. Mahmut Tapar ve Berk kadında adında çocukları var ve bu çocukları arasındaki mücadelelerden ötürü Fetret dönemi başlayacak. Bakın Osmanlı Devleti döneminde de Fetret dönemi yaşanmıştı. O dönem ile bu dönemi karıştırmıyoruz. Çok büyük ve devasa bir toprağa sahip olan Büyük Selçuklu Devleti bazı sebeplerin bir araya gelmesiyle birlikte yıkılma sürecine girecek. Nedir bunlar? Mesela taht kavgaları. Fetret dönemine girmişlerdi zaten bu taht kavgaları yüzünden yıkılmasında önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Haçlı seferleri Hristiyan dünyasının Selçuklular üzerine yapmış olduğu seferlerde bu yıkılma sürecini hızlandıracak. Ayrıca Fatimi ve Batinilerin baskıları da Selçukluların güç kaybetmesine rol oynayacak. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Selçuklu devleti artık ortadan kalkacak, yıkılma süreci içerisine giriyor.